Sizin de Dahi Diktatör diye muhteşem bir kitabınız var. Bütün o Atatürk'le birlikte tarih sahnesine çıkan liderlerin hiçbir tanesinin ne heykeli var ülkesinde, ne adı anılıyor belki tarih kitaplarında. Fakat Atatürk'ün heykelleri kendi ülkesinde hala dimdik ayakta. Atatürk neyi farklı yaptı veya Atatürk'ün bu tarihte onu farklı kılan özelliği neydi hocam? Arkadaşım, Atatürk'ü bugün dedin ya, herkesin yüzünde büyük bir üzüntü var yüzünde. Bu üzüntü Atatürk'ün bedenini kaybetmiş olmanın verdiği bir üzüntü değil. Zaten Atatürk kendi diyor, benim naçiz vücudum elbette günün birinde toprak olacaktır. Bizim kaybettiğimiz Atatürk'ün bize göstermiş olduğu hedeflerdir. O bu milletin içinde aklı başında kesime çok ağır gelmiştir. Çünkü hele Atatürk zamanını yaşayan kişiler. Ki ya bunlardan benim ve İlber'in dostu mesela Profesör Doğan Kuban falan gibi kişilere sorduğunuz zaman bugün içinde bulunduğumuz durum bu kişilere çok daha ağır geliyor. Çünkü bunlar diyorlar ki ya diyorlar biz bütün dünyanın saygı gösterdiği bir devlet, bir millet. Ben mesela İhsan Ketin Hoca'dan olsun, Ekrem Akurgal'dan olsun, Sedat Alp'ten olsun o dönemin hikayesini dinledim. Bu üç kişi Atatürk'ün bursla Almanya'ya gönderdiği kişiler ki Sedat Alp ile Ekrem Akurgal'ı İlber de gayet iyi tanır. Bu kişiler diyorlar ki biz Almanya'ya gittiğimiz zaman kendimize öyle bir güven duyuyorduk ki Almanlara tepeden bakıyor. Paramız Alman parasından kıymetliydi. Alman öğrenciler onlara yemek ısmarlayalım diye bizimle arkadaşlık ediyorlar. Bunun ötesinde Hans Hornung, bu dünyanın şu anda hayatta olan en büyük uçak mühendisi diye bilinir. Caltech'te profesör. Onun ailesi Templarlardanmış. Yani bu Stuttgart çevresinde, Schwaben'da meydana çıkmış bir hareket 19. yüzyılda. Bunlar işte İsrail'de falan kolonizasyonlar. Evet. Filistin'de kolonize edildiler. İsrail geliyorlar. Abdülhamit onlara yer veriyor. İsrail'e geliyorlar. Birinci Dünya Savaşı çıkınca da Alman hükümeti bunlara diyor ki biz Türklerle müttefikiz. Siz fabrikalarınızı dönüştürün. Cephane yapın. Peki diyor bunlar da. Ve bu çerçevede bir gün Liman von Sanders Paşa bu grubun önemli kişilerinden biri olan Hornung'un dedesine ben sizi ziyarete geleceğim diyor. Yemek, akşam yemeğine. Gelirken de yanında genç bir general getiriyor. O genç general de Atatürk. Onunla beraber geliyorlar falan. Resimler çekiliyor, bilmem ne çekiliyor. Hornung diyor ki annem diyor. Savaştan sonra, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra akrabalarımızı görmeye diyor. İşte her sene bir defa Almanya'ya giderdi. O zaman trenle gidiyor. Diyormuş ki kadıncağız ya diyormuş her sene ben Türkiye'den geçtiğimde Türkiye bir yüzyıl ileri gitmiş oluyor. Ve diyordu o kadar mutluyduk ki diyor bizim tanıdığımız bize yemeğe gelen o genç adam bunları yapıyordu. Şimdi bütün dünyanın çok saygı duyduğu bir fikir ve bu fikrin uygulaması var. Bu fikir nedir? Bu fikir insanlığın medeniyetini ileri götürme fikridir. Medeniyet dediğin şey nedir? İnsanların bilimsel düşünceyle birbirlerini öldürmeden, birbirlerinin fikrine saygı duyarak ama sürekli tartışarak yaşam kalitesini giderek arttırmasıdır. Atatürk Türkiye'ye bunu getirdi.